Merhaba arkadaşlar. Bugün size boyanın yapımını göstereceğim. Yapımı çok kolay. Sadece zincir çekilerek örülen bir oya. İğne oyası falan bilmiyorsanız eğer böyle güzel, hoş duran, farklı bir tığ oyası istiyorsanız çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz hemen yapımını göstereyim size. Zincir üzerine yürüyen bir oya demiştim. Bir örnekten diğerine geçerken 7 tane zincir çekerek başlıyorum. 7 zincirimi çekiyorum. Tığ battılar arasında da 4 tane boşluk bırakıyorum. 2, 4, 5. tığ battığının içine giriyorum. Şu zincirim kısalmış, birazcık çoğaltacağım onu. 7 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen 5. tığ battığının içine giriyorum. Dönemeçlerde 4, diğer yerlerde 3'er zincir çekerek tamamlıyorum. 4 çektim. 1, 2, 3. Sık iğne, zincirin altından, içine değil. 1, 2, 3. Sık iğne. Burada bir şey var dikkat etmemiz gereken. 1, 2, 3. Şuradaki son sık iğnemin tepesine giriyorum. Sürme yapıyor yoksa. Sonra döneceğim için burada artık 1, 2, 3. 4 zincir çekiyorum, dönüyorum. 1, 2, 3. Zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne. Dönüş yerlerinde 4'er tane alım var. 2, 3, 4. Dönelim. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. Dönüyorum. 4 tane çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. Tekrar 1, 2, 3. 4 çekiyorum döndüğüm için. Şeklim şu şekilde. Kareye dönüşmesini bekleyeceğim. Bir kere daha gidip gelince oluyor. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne sevgili hanımlar. Artık son dönem için 1, 2, 3, 4 zincirle dönüyorum. Bir, 2, 3. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3. Sık iğnemi yapıyorum. Kare motifim oluştu. Aşağıya doğru 7 zincirle iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 tane tığ battığımda boşluk bırakıyorum. 5. tığ battıya giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum burada. Geri dönüyorum. Bu şekilde tekrar yapıyorum sevgili hanımlar. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki püf noktam en son sık iğnenin tepesine batmaktı. Sürme yapmaması için demiştim. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dönerken 1, 2, 3, 4 yapıyoruz zincirimizi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 döneceğim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir defa daha gidip gelince hemen ikinci motifim de tamamlanıyor. Düzgün düşürmesi falan hiç problem olmayan çok basit bir oya. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ütüyle ilgili de sıkıntısı yok. 1, 2, 3. Son defa döneceğim burada sevgili arkadaşlar.
İnşallah beğeniyorsunuzdur. Anlatımı da, boyamı da. 3-4 artık son dönüşüm. 1-2-3. Sık iğne. 1-2-3. Sık iğne. 1-2-3. Ve sık iğne. Burada 1-2-3-4-5-6-7. Geri dönüyorum. 2, 4, 5.'ye giriyorum. Artık burada bırakacağım. Üstünü göstereceğim. Yaptığımız kısmı görelim. Şurayı yaptık. Hemen üstünün yapımını göstereceğim. Üstünün yapımında da gene zincir ve sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi bu tepede, tepeden başlayıp bir anlatayım. Birkaç kez daha zaten anlatacağım. Tepeyi yaparken sevgili hanımlar 4-4 ortadakinde 6 zincir çekiyoruz kirpiklerimizin. 1-2-3-4 tepedeki 4 zincirle yuvama giriyorum. 1-2-3-4-5-6 zincir. Lacivertle pembe iğnenin yakıştığını düşünüyorum açıkçası. 4 uç noktam böyle. Diğerlerini üçer zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sık iğne aynen az önce yaptığım gibi. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. Birinden diğerine geçerken hiç zincir çekmeden hemen yan tarafa sık iğne yaparak geçiyorum. 1, 2, 3. Sıradakinden hemen sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Sık iğne. Burada şimdi uçtaki kirpiğimi yapacağım. 1, 2, 3, 4. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sık iğne. 1, 2, 3, 4. Sık iğne. Aşağı doğru 3'er sık iğne ile iniyorum biliyorsunuz. 3'er zincir bir sık iğne ile yani pardon. 3 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir bir sık iğne. 1. Buradan diğerine geçerken zincir çekmiyorduk hanımlar. Hemen son dilimimdeyim. Sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne ile girmemiz burada bizim ütü birbirine güzel bağlanmasını sağlıyor ve ütü de birbirini tutmasını sağlıyor. 2, 3. Hemen sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Sık iğnemi yaptım. Dörtlümü yapıyorum. Kirpiğimi. Altılı kirpiğimi yapıyorum. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 zincir kirpiğimi yapıyorum. 1, 2, 3 aşağıya buradan gene üçer zincirle 1, 2, 3 iniyorum. 1, 2, 3. Boyam bu şekilde. Şöyle düzeltip göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu ön kısımları ben daha önce yapmıştım. Şu son iki tanesini biz yaptık. Son derece kolay bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Ben çok severek ördüm. Çok da severek anlattım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Her yeni örneğimden de haberdar olmak isterseniz lütfen abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.